Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. Nasılsın Metoş? İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bugün bir sürü mesaj geldi bununla ilgili. Tenekeli tavuk yapacağız. Şöyle gittim. Sponsorum falan değil bu arada. Güneydoğu ne? Lavaş peyniri diyor. Bir marketten istedim, rica ettim. Bir tenekede o bildiğiniz meşhur duada yapıyorlar ya. Biz de Metoş'la bugün onu yapacağız. Metoş bak, kuzu aldım, kuzu. Görüyor musun? Buraya da. Şah. Şah. Allah'ına kurban sana. Malzemeler çok basit. Seni göndereyim mi? Evet. Hadi görüşürüz. Şöyle bir gitsen. Oh ya, ne güzel sessizliği görüyor musunuz? Kuşlar ötüyor. Burada adam var ya, yedikçe yer. Burada eti kemik yapar burası adamın. Vay bak. Bak güzelliği. Bu 2,5 kiloluk bir tavuk bak. Bunun da yağları var ha. Gülşah görüyor musun? Rabbim her tarafına böyle ilaçlar koymuş. Milli gıdamız. Yakında bunu yemekten ibiğimiz de çıkacak. Gıdığımız da kanatlanıp uçup gideceğiz inşallah. İnşallah. Böyle güzel bakır sinin içerisinde. Lafı uzatmayayım. Malzemeleri çok çok basit dedim ya bak. Domates salçası, biber salçası. Burada sucuk baharatı, köri, zerdeçal, ne bileyim kimyon, toz biber, karabiber, tuz koydum. Tamamen bak. Tamamen kendi zevklerinize bağlı. İstersen sadece karabiber koy. Ama bu yavruya yakışıyor ya tavukta. Diyor abi diyor. Ver sucuğu diyor, ver. Ver sucuk baharatını diyor bak. Oy kuzum. Oy kuzum. Şimdi bunun içerisinde biraz ya zeytinyağı koyuyorum bu arada. İnanılmaz yakışacak. İnanılmaz bak. Bunları böyle karıştırdık mı? Aldın. Her yerine böyle. Her yerine bunun masajlar yapacağım. Bak böyle. Bak 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 bak. Ne olacak biliyor musun bu? Nar olacak. Nar. Nar. Nar olacak. Oy kuzum. Şuna bak ya. 2,5 kilo bunu var ya. 2 kişi bitiremez. 1 kişi zaten ben sanmıyorum bunu. Varsa bitirebilecek olan videonun altına bir yorum olarak yazsın. Bakın bunu bitirebilecek bir koç yiğit var mı? Bunu bitirebilecek bir koç yiğit var mı? Vallahi şuna bak ya. Maşallah. Maşallah maşallah. Şimdi böyle her yerini güzelce bakın masaj yapa yapa o avcarı yedirdim. Aslında keşke şöyle bunu ne yapacağım biliyor musun? Böyle avcarladın ya. Biraz böyle bir saat, iki saat bir streç filmle saracaksın. Olacak şimdi ama akşam oluyor böyle. Bak ya. Çok güzel oldu. Şimdi bunu götürüp tenekemizi keseceğiz. Ateşi beraber yapacağım. Beraber yapacağım. Şunu da dökeyim. Dur bak. Yazık ya. Motor da yağsız çalışmıyor. Bak motoru yağsız çalıştırabilir misin? Kitler. Kitler. Bak. Bunun ilacı yağ. Dostlar şimdi şu üst bölümünü tenekenin keseceğiz. Bakın burada peynir tenekesi, yağ tenekesi de olabilir ama öyle mazot, benzin, o tür tenekeler yağ, motor yağı tenekeleri olmaz. Bunlar çünkü gıda için üretilmiş tenekeler. İçinde zararlı bir şey yok. Üst kapağını alıyorum. Dostlar, şeytanın aklına gelmeyecek işler yapıyorum. Bakın, şu şişi kullanarak tavuğumuzu saplayacağımız bir aparat yapıyorum. Bu aparat internette satılıyor. Normalde var. Bu aparat var ama ben kendim yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Uygunum. Dostlar, bakın böyle bir sanat eseri çıktı ortaya. Şimdi ben bunun çapaklarını alacağım. Ve ne olacak? Buradan tavuğumuzu koyacağız. Böyle de sapladığımız zaman tavuğu da üzerine koyacağız. Hadi bakalım şimdi ateşi yakmaya geçelim. Vallahi sanat eseri oldu abi. İki tane şiş gitti ama böyle evladilik bir şey oldu. Artık bundan çok tavuklar pişiririz Gülşah. Bak görüyor musun işçiliği? Sanat eseri ya. Bu güzel.
Dostlar, şimdi ateşimizi yakacağımız güvenli yere geldik. Etrafta böyle ağaçlar var ama onlar uzakta. Kamera aldatmasın. Biraz sonra buraya çalılar da getireceğim. Pişirme kısmı çok önemli. Tavuğu pişirme kısmı çok önemli. Şu şey, şimdi saplayayım ben bir. Yaptığım süper aleti. Onu buraya saplayacağım. Vay kusum. İşte bu güvenli. Bakın. Tavuğu da taktığımda düşmez. Şimdi şu altını şöyle güzelce bir hazırlayalım. Yani böyle kum olabilir altı. Çok önemli değil. Bazı videolarda gördüm ben, hafif burayı ıslatıyorlar. Islattığımız zaman böyle bir tavuğa bir koku sinebiliyor. O yüzden ben ıslatmayacağım. Şu tavuğumuzu, şu yağlara bak. Bunlar boşa gitmesin. Oy kuzum. Oy kuzum ya. Şimdi mümkün olduğunca şurada bir boşluk var. Arkada sırt kemiği var. Bak. O sırt kemiğinden taktım ya. Daha da hayatta düşmez. Şimdi bunun üzerine tehlikemizi koyacağız. Keyfimize bakacağız. Son bir ayarlama daha yaptım. Şu şişleri, şu butları taktım. Dostlar. Şimdi tenekemi koyuyorum üzerine. Oo, gidiş oldu ya. Çok güzel olmadı mı? Vallahi güzel oldu bence. Üzerine şimdi çalı çırpı getireceğim. Hafif hafif yakacağız. Böyle kerestelere, odunlara yığmayacağım. Şöyle üstüne şu çalılardan bırakıyorum. Biraz daha şöyle. Şöyle üzerinde biraz kal topladım. Bunlar çam pürüleri. Yanmayı kolaylaştıracak. Ya Allah ya Bismillah. Hadi bakalım. Şimdi yandıkça üzerine takviye yapacağız. Yarım saat 45 dakika arası sürecek. Medeniyet ya ateş. Ateş yandı mı medeniyet var demek. Dostlar, bir 15 dakika oldu. Yavaş yavaş pişir. Usul usul. Usul usul derler ya. Usul usul. Gel bak gel Metoş, ne olacak, gel seyret. Yiğit. Gel bak, hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Hayır. Bakın şimdi. Sizce nasıl çıkacak şimdi? Ne çıkacak? Yiğit sen uyuyordun. Bakın. Oy uzun be. Neymiş ya? Yiğit. Dur sanki iyice şöyle bir kenara alayım mı? Tamam sen şurada. Of of of. Güşe o kamerayı alayım hele. Bak. Şimdi yanmış manmış diyecekler, tamam mı? Kuzum senin neren yanmış neren? Hı? Kanatlara bak. Kanatlara bak. Ne oldun? He? Mis gibi oldun, mis gibi. Bak bak. Yağlara bak bak. Oy kuzum lan. Boşa gidiyor ha. Dur boşa gitmesin, hemen ben bunu alayım. Hemen. Gördün mü Metoş? Nasıl? Güzel. Güzel pişmiş değil mi? Güzel. Bak yanmış manmış demeyin. Yanma yok. Yanma yok. Kokma yok. Ekşime yok. Şu tarafı da göstereyim. Ulan ne olmuşum be. Hemen bunu alıyorum artık. Evet. Şimdi dişini nasıl çekeceğim? Bak. Oy uzun. Nedir ya? Oy. Şöyle koydum. Lan. Dur. Heh. Of 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 of. Tablo. Yiğit. Bu da bizim tablomuz değil mi? Evet. Bu biraz şöyle hafif kendine gelsin, dinlensin. Bunu paramparça edelim. Metoş neresini yiyeceksin? Bence şu kanadından olur. Kanadı benim de hoşuma gider. Bak Gülşah gelsene. Gel şöyle. Bak. Şuraya bir göstersene kanadı, bak nasıl ayrılmış kemikler. Köpüş de meraklanıyor. Tamam, sana da var yavrum. Ziyafet başlasın mı? Evet. Dostlar. En güzel ana geldik mi? Metoş. Evet. Fehmiş. Şimdi Metoş şurayı çok istemişti.
Aslı tam da soğumadı kanadı ama. Kanadı benim. Kanadımı taşındı. Şöyle ufak çizik atayım. Bakın şimdi oraya bakın. Onun buraya geldi. Orada geldi, burada geldi. Dur. Kanadı bana göre güzel. Şöyle yapalım. Metos sıcak, elimizi yakmayak. Oo. Kesir. Heh, Metos ya. Oo, Metos bak bak. Lokuma bak. Al bakayım. Güzel yeri bana. Şu küçük kanadı sana. Bak bak, burada da yavrusu var. Bak, ön kanat da burada. Şöyle bir şey göstereyim ben Gülşah. Anlasın da nasıl piştiğini. Küçük. Bak. Çok. Böyle içinden kemikleri alabiliyoruz. Fehmişim yaklaş. Yaklaş. Uykuzum. Uykuzum sıcak değil değil mi? Yok yok çok güzel. Yiğidoviç. Yiğit'e diyorlar ki videolarda Yiğit'e çok önem vermiyorsun. Yiğit'in biraz sessiz. O da benim paşam. O da benim paşam. Nasıl? Ye. Yut. Yut 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 yut. Yut. Gel Metoş, nereye gittin? Bıçak almaya mı gittin? Metoş kraliyet ailesinin olduğu için. Bakın getir. Bak bıçakla yiyecek şimdi, seyredin. Şimdi keseceğim ben bunu. Vallahi. Şöyle ne yaptım. Şimdi çocuklar sen neresini istiyorsun? Söyle yiğit. Bana hayır olmaz. Bak tekniği biliyor. Şalgamla böyle bir boğazı bir yumuşatıyorsun değil mi? Bir temizliyorsun. Çok uyanıksın. Çok uyanıksın. Şöyle o zaman. Uf. Şu aslan parçasını sana vereyim. Sana da but mu gelsin? Kemiği var, yapıştırdı. Kemiği var. Şurayı da lan. Elimiz yandı. Benim yanarken baba. Şu yavruyu da sana vereyim bak. Bana da ödü bir. Ekmekleri şöyle alalım şimdi efendiniz. Ardın burada yiyecek. Gülşah sen de bu göğüs seversin herhalde. Herkes yer gerçi bak, göğüs arası pişmiş bak. En güzel yeri bana geldi bu arada. Şuraya koyayım. Ya bu ne olmuş ya? Bu ne olmuş, bu ne olmuş? Bak. Of. Kemiği çıktı. Gördün mü Metoş bak. Lokum olmuş, lokum. Ama bana da kemik çıktı. Şimdi bunu Metoş. Çok bir şey veririz. Şöyle bir oturayım. Bunu yerken tarasalar düşer miyiz? Hayır. Şuradan uçak savar sıksa, üzerimize doğru roket atsalar. Ya. Düşülür mü? Düşünmez. Şimdi diyecekler ki Metoş'a niye vermedi? Bak. Kemiği tuzlu, çıktı. Biber bir şey eksiği var mı? Yok. Genç gurmeler. İşte bak. Lan yut, salgam iç. Salgam iç. O soğutur onu. Şalgam onu soğutur. Bak şu pideden de şöyle aldın mı? Bak. Oo. Şimdi şöyle koydun mu? Daha mermiler seker. Gider bak, yağına da batırın çocuklar, burada yağ suyu var bak. Motor da yağsız çalışmaz. Ekmeğe çok yumulmayın. Ete vurun. Tamam gençler? Tamam. Kemik çıktı. Bir şey veririz baba. Heh. Dostlar gördünüz. Bir şey veririz. Tarifi çok kolay. Isır, ısır ısır. Sıcak mı geldi? Şalgamla beraber o zaman. Dostlar gördünüz. Tarifi inanılmaz kolay. Yalnız biraz ateşle ilgilenmek gerekiyor. Şöyle bir şey oldu Fehmi. Ben dakika tuttum. 45 dakika civarında pişti. Ama böyle sürekli ateşi beslemedim. Çalılarla az az. Az az besledim. Çalı yazdım. Böyle var. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Ne geldi söyle? Yaprak ve odun. Yaprak ve odun gelmiş dostlar. Şifa ile kalın. Bu lokmalardan da mahrum. Kalmayın. Bunu yiyen taşı. Anneler bunun çocuklarını yedirsin. Yedirsin. Yedirsin lan, yemiyorsun. Şalgam dur. Hadi bakın dostlar, görüşmek üzere. Oy mis.